Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 11-18 Eylül haftası terazi burçlarını neler bekliyor? Evet, biraz sona bıraktım terazileri. Ben de bir terazi olarak bu hafta böyle aklıma değil de ruhuma hangisi geliyorsa niyet ederken öyle niyet ediyorum aslında. Gelişine biraz oluyor. E, bu da nasibimiz diye düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bazen çünkü kızıyorsunuz bana <laughs> niye sona kaldı falan gibilerinden ama aslında son değil de e, o zamanmış yeri ve zamanı falımızın diye düşünüyorum. Şimdi terazi burçlarının bu hafta şöyle bir hafta bekliyor şimdi biz e, terazi burçları olarak dengeyi sağlamakta zorlandığımız bir hafta geçirdik önümüzdeki hafta daha dengeli tavırlarda olacağız daha bir işimize gücümüze sevgimize sarılır bir pozisyonda bu haftaya gireceğiz burada önümüzde bir merkür retrosu var söylediğim için bazen bana diyorlar ki ne alaka kahve falan da ama ben astroloji eğitimi de alıyorum bu yüzden ben aslında bu kült bilgilerle ilgili devamlı kendimi geliştirmeye çalışan hala da eğitim alan bir bireyim bunu da çevremdeki insanlara, sizlere bu yollarla sunmaya çalışıyorum. Merkür Retrosu bizi iletişim konularında kısıtlar. Bu iletişim sadece konuşma değildir. Kullandığımız elektronik aletlerde de kısıtlar. Bunu söyleyeyim. Hani bunları çok fazla kafanızda büyütmeyin, takılmayın. Ondan sonraki haftalarda daha rahat geçeceğiz diye düşünüyorum. Sevgili teraziler. En sevdiğim burçtur aslında terazide tabii ki. Şimdi bir, oh. <laughs> iyi ki güzel bir hafta geçireceğiz Falımız hiç öyle demiyor. Niye aslında? Bu hafta rahat etmemiz lazım bizim ya. Ya çok karışık kız. Niye bu kadar birikmiş konular? Ben de bu kadar konu yok arkadaşlar. Bu kadar biriktirdim düşünmüyorum ben. Bakalım neler çıkacak. Şimdi bir kere elimizde bir terazi bakın burada direkt. Geçmişten almışız bir tane böyle yük çamur gibi koyuyoruz önümüze bu hafta. İlişkiler konusunda dengede olamadığımız bazı konularda hane içerisinde dengeyi sağlamaya çalışacağız. Ha, şöyle de değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz hafta sıkıntı yaşadığımız aşk ilişkiler konusunda bu hafta dengeyi sağlayıp önümüzü açmaya çalışacağız. Kademe kademe bir ilerleyiş var. Pazartesi günü sanki hayatımızla alakalı kararlar verip salı çarşamba bu konularla ilgili basamak basamak yükselmeye çalışacağız. Evet bu daha güzeldi. Burada e, uçak görseli var. Yani hızlıca yapmak, hızlıca bitirmek isteyeceğimiz konular var burada aslında niyetler neyse pazartesi adı çok güzel gerçekleşecek demek altını hiç saymıyorum e, geçtiğimiz günlerden bir görsel bakın şurada bir tane şey var e, görebiliyor musunuz resim var bir erkek resmi sanki kafasında bir şapka var hafif bıyıklı hani böyle kara kalem çalışması olur ya k ve m harfi var burada bir de bu yolla alakalı bir resim mi çok ilginç geldi bu resim bunu resmini çekip kenara koyacağım çok ilginç ya gerçekten Direkt bir insan görselim. Şimdi ee, ne dedik? Pazartesi salı hemen hemen hızlıca hareket ediyoruz. Şöyle kocaman bir yol var. Bütün sıkıntıları kenara koymuşuz. Hıtır hıtır çalışarak hanemizde düzen sağlamaya çalışıyoruz. Çarşamba günü sanki kabul günü. Allah ne verdiyse çevremizde o kadar çok insan var ki. Onunla görüşüyoruz. Oradan çıkıyoruz. Öbür tarafa gidiyoruz. Gelenler var, gidenler var. Düğün mü var diye düşündürttü şu an beni bu fal. Yani böyle üzerinizde insanlar da var. Yani taşıdığınız, oradan oraya sürüklediğiniz insanlar da var. Burada e, devamlı hareket hali var. Vallahi bu hafta enerjik bir hafta olacak o zaman. Çarşamba, Perşembe, Cuma hareket hali görünüyor. Eşler arasında ilişkiye baktığım zaman birbirimizi çok göremeyeceğimiz bir hafta da aslında bizi bekliyor. E, terazi burçları bu hafta çok hareketliler bir kere. Eşler arkada kalmış çıkıyor. Yani şu yapılacak mı tamam yapılacak ama şu işi mi halledeyim der gibi çıkıyoruz. Hep böyle bir daldan bir dala bir daldan bir dala hızlıca 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 sanki birikmiş olan tüm işleri bu hafta halledeceğiz. Bunların her biri düşüncesel olarak da sıkıntı yaratan hatta ikili ilişkilerde olan sıkıntıları da çözmeye çalışacağız. Hemen burada akabinde var. Sıkışmış olan bir ilişkiniz varsa aranızda... E İletişim sorunları birbirinizi anlayamama zaman zaman tartışma gibi durumlar varsa aslında çarşamba günü tamamen bu konuyla ilgili de elinize bir sopu almış bu konuyla ilgili kim hatalı kim hatasız diye sanki yargılayacaksınız. Burada e, bu konuşmalar bu görüşmeler perşembe günü ilişkilerde e, artık bir karar aşamasına getirecek. Şimdi burada giden bir kişi de var gitme ile kalma arasında kalan bir kişi de var. Bu biz de olabiliriz karşımızdaki de olabilir çünkü net görsellerde çıkmıyor burada ama. E ee, şimdi sıkışık bir ilişki var. Bu ilişkiyle alakalı elinize sopayı aldınız. Yani e, kelimelerle bu kişiyi dövdünüz. Bu kişi gitmek isteyip de yeniden kalmak zorunda kalabilir. Biraz o zaman bu hafta bizim dilimiz de sivri. Sıkıştığımız konularda biraz dilimizi de kullanacağız. Zaman zaman söyleyemediğimiz içimizde attığımız ya da kırmak, üzmek istemediğimiz konularda da... aslında çevreye karşı biraz agresif olabiliriz demek oluyor. Falımızın karışıklığı aslında bunu da ifade eder. Neden? Çünkü karışıklık ağzımızdan çıkan net olarak e, hissi olarak söyleyemediğimiz anlamına da geliyor. Fevri tavırlar, fevri konuşmalar yapabiliriz. Bu konuda çevremizdeki insanları da kırabiliriz. Aslında bunu da söyleyeyim. İş konuları biraz daha rahat. E, burada çok çoklu çevrelerde, çok insan çevresinde çalışırken gör. Pazartesi, salı günü çok bir şey var diyemeyeceğim. Üst üste koyduğunuz konularda zaman zaman ikilem yaşasınız da yolunuzu bulmuşsunuz, devam ediyorsunuz. Ama e, çarşamba günü bir Y harfi tutuluyor elde. Y nedir? Ve kafanızda da bir çivi görseli var. Takılmışsınız, iş yerinde bir kişiye takılmışsınız. İsminin içerisinde Y harfi olabilir bu kişinin ya da soyadında Y harfi olabilir ya da K ya da M. Ee, hani böyle çevire çevire bakıyorum şu an bu harfler Takılmışsınız elinizde bu kişiyi almışsınız Aslında bu kişiyle alakalı Planlarınız var Burada planlarda biraz hırçınlık da var Yani Çarşamba günü iş yerinde münakaşaya dikkat edebilirsiniz mesela. Alt alta üst üste direkt burada kavga eden görseller var arkadaşlar. İş yerinde huzursuzluk, iş yerinde yaşanabilecek sıkıntı. Almak istediğiniz bir şey alamadığınız için sıkıntı. Dikkatli olmanızda fayda var. Karşınızdaki kişiye takılmışsınız. Takılı olduğunuz için de artık yeter de mi? Potansiyeliniz de yüksek. Bu hafta Çarşamba günü kavga, tartışma konularının özellikle iş yerine dikkat ederseniz çok iyi olur. Çünkü sonrasında soru işareti var kafanızda. Neden böyle bir şey yaptım? Niye tutamadım kendimi de diyebilirsiniz. Agresif tavırlarla sanki olan işinizi makasla kesiyorsunuz. Dikkatli olun derim. Çünkü sonrasında bakın bir paranın üstünde oturmuş. Bu parayı nasıl çözerim düşünceleri var. Şimdi biraz daha sakin geçirmemiz gereken bir hafta demek ki fevriye olursak bindiğimiz dalı keseceğiz anlamına geliyor. Burada parasal anlamda sıkıntı yaşamamak için işimizde daha sakin olmamız gereken bir hafta bizi bekliyor. Para alacak, alacak konuları para konularında uzayıp giden alacaklarınız varsa bu haftada bunlarla uğraşacaksınız. Ama gene havada görünüyorlar. Çok da alacağınızı düşünmüyorum. Bir tanesinin üstüne direkt oturmuşsunuz ama büyük para parça parça vermeyi teklif edebilirler size. Ama siz kabul etmiyorsunuz. O yüzden bu hafta para elinize geçmiyor olarak görünüyor. Hafta sonu için dediğim gibi planlama yapılabilir mi diye düşünüyorum. Hayır bu hafta biraz... Dişin yoğunluğundan hafta sonu sanki yatarak dinlenmek isteyeceksiniz. Böyle bir uzanmışlık hali var. Bir rahatlama biraz böyle e, yamulup yumulmuş iş görsellerinden çıkıp daha sakin bir süreci geçirme isteğiniz olacak. Bir kere daha tekrar bakacağım falımıza. Valla ailede gitmeler gelmeler piknik midir bunlar? Hani böyle sanki insanları tutup tutup bir yere götürüyorsunuz. Toplandırtıyorsunuz insanları yani. Bu arkadaş çevreniz de olabilir bu arada. Çünkü 15, 18, 20 yaş aralığında okul e, okuyanların da izlediğini görüyorum. E, bir arkadaş grubu içerisinde devamlı bir görüşme konuşma söz konusu olabilir. Burada dikkat edilecek bir yer var mı diye bakalım hemen. Aslında yok. Arkadaş çevresine sakin sessiz devamlı koşuşturmalı gezmeli bir hafta sizi bekliyor. Beni de bekliyor tabii ki. Bu aralar hiç gezmediğim için aslında bu hafta ben de istiyorum gezmek. Ee, bir de bir mal konusu, hafta sonu, anahtar, başlangıç, mal satışı, ev satışı gibi konularınızda e, haberler alıp biraz seveslenebilirsiniz ama bu konuların önü biraz karışık. Öyle hemen çözülecek konular değil. Ee, i̇nisiyatif almanız lazım ama zaman doğru bir zaman olmadığı için bekleyiş içerisinde duruyorsunuz Kavga burada net olarak şöyle göstersem belli oluyor şu şekilde tutarsak eğer parça parça çözmeye çalışacağınız sorunlu kişilerle gene karşılıklı münakaşaya dönüyor Şuradan bak çok. Bak, baksak, baksak bakın. Yarım kalmış bir para görüyor musunuz? Yılanın tepesinde bir adam tüm bunları idare etmeye çalışıyor. Parasal konularda yarım kalmış, almak istediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz bir para yılanın ensesinde görünüyor. Arkanızda kalmış. E, bu parayla alakalı istek, arzularınız var ama arkanızda kaldığı için önünüze çıkması bu hafta için çok zor diyebilirim. Şimdi bir de buradan burada neler var bakalım. Güzel. Bu arada hemen e, ani bir e, şey haber alabilirsiniz. Sevineceğiniz bir haber ama bu. Keyif alacağınız bir haber. E, hafta sonu için güzel bir haber alacaksınız aslında diyebilirim. Birileri mi gelecek artık. Yol görseli de var. Birilerine mi gideceksiniz? Burada bir gezme durumu da söz konusu olabilir ama keyif alıyorsunuz iç dünyamızda neler var? Ya ilişkilerde hiç niye böyle eşler yan yana çıkmıyor bu aralar? Hep bir aralarında mesafe var. Herkes farklı kulvarlarda koşuyor. Hani biri önde biri arkada. Hiç yan yana sarmaş dolaş göremiyorum. Bu aralar falımda, fallarımda özellikle bu haftaki burçlar da kolay kolay aşk çıkmadı. Böyle herkes bir mücadele halinde. Desenize dönem ne ki neyin aşkı? Ay ne günlere kaldık ya ne denir bu fala değil mi şimdi? İş konularında kafanız kocaman bedeniniz küçücük düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz çözmeye çalışıyorsunuz çözülmemesi gereken konular var diyorsunuz pazartesi Karnınız araya ağrı işe gidebilirsiniz ama salıdan sonra rahatlıyorsunuz. Yolunuz açık. Mücadeleniz devam diyeyim ben buraya. Ee, iç i̇ç dünyanızı dışarıya hane içerisinde iç dünyanızı dışarıya yansıtacaksınız. Fevri tavırlarınız olabilir. Buraya kafaya taktığınız konularda da çarşamba, perşembe bazı söylevleriniz olabilir. Böyle devamlı konuştuğunuz karşınızda duran insanların da arkasını dönüp gittiği görünüyor. Yani insanların da aslında sorunları var sanki de sizi dinlemek istemiyorlarmış gibi çıkıyor. Ee, aslında burada... E, hep bir önünüz açık aslında istediklerinizi yapacağınız bir hafta diyebilirim. Hani ne istiyorsanız bu hafta onu yapacaksınız. 13 rakamı çıkmış. 13'ünde de bir aydınlanma var. Hane içerisi aşk ve evlilikler konusunda 13'ünde güzel bir şey olacak. Diyebilirim sevgili dostlar. Hep yarım para görüyorum. Bunları da çok dillendirmek istemiyorum. Alacaklar alınmamış. Kalan alacaklarla alakalı da üzüntülü çıkıyorsunuz ama bu hafta para göremedim arkadaşlar kusura bakmayın gördüğümü söylüyorum ee, bu haftamız sağlıklı saatli keyifli geçsin ben sağlık sorunları yaşadığım için bu hafta daha çok sağlık diliyorum aslında ee, aşkınız paranız bol olsun Beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum bir takip alımızda görüşmek üzere hoşçakalın.